Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en çok tartışılan konuların başında yurttaşlıkların verilmesinde ne kadar doğru bir uygulama yapılıyor sorusu yer alıyor. Bir yandan çalışma izniyle gelenlere toplu halde vatandaşlık verme işlemi başlatılırken diğer yanda Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık veriliyor. Hal böyle olunca kamuoyun tepkisini çekiyor. Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek vatandaş olan 58 kişiyle ilgili ana muhalefet yargı yoluna gitti. Geçtiğimiz hafta mecliste vatandaşlıklar konusu hükümet kanadıyla muhalefet cephesinde sert tartışmalara neden oldu. Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya hükümetin vatandaşlık politikalarını yine vatandaşa sordu. Vatandaşlık verilmesi konusunda yani hak edeni verilmesini isterim ben. Hak edeni. Yani en azından 10 yılda hak edene verilmesi lazım. 15 yıl olmaması lazım. Çok uzun çünkü. Çocuklar doğuyor insanların. Okul hiçbir yere şey yapamıyorlar, yani müracaat edemiyorlar. Yani onun için ben 10 yıl olmasını isterim. Son zamanlardaki vatandaşlık verilip iptal olmalarından sebebiyle artık insanlara verilmemesini düşünüyorum ya. Yani önce bir veriyorsunuz insanlara umut bağlıyorsunuz. Sonra hemen iptal oluyor. Çünkü UBP hükümeti veriyor, CTP iptal ediyor. CTP hükümeti veriyor, UBP karşı çıkıp iptal ediyorlar. Hiç vermeyin, daha insanlara oyuncak etmesinler. Bu yanlış. Peki verilirse de bunun ne kadar süre olması gerekir sizce? Yani bana sorarsanız minimum bir 10 yıl olması gerekiyor. Sonuçta çoğu ülkede 10 yıl ve üzeridir. Yani çok az bir ülkede 10 yıl ve altı olduğunu biliyorum. Yani politika sistemine baktığımızda, ülke sistemine baktığımızda 10 yıl altında çok fazla, çok az ülke var. 10 yıl ve üstünü yapsınlar, gerçekten hak edene versinler. Gerçek vatandaşıymış gibi davranan insanlara vatandaşlık versinler. Bazı vatandaşlıklara verildi, hiç vatandaşıymış gibi davranmıyorlar. Bazısına da vatandaşı gibi davranan bu ülkenin çok fazla insan var ama hiç vatandaşlık hakkı kazanamıyorlar. Yazık, o yüzden gerçekten hak edene versinler. Benim düşüncelerim başından beri bu işe karşıyım. Ben vatandaşlık yapacakları kişiler eğilim ülkede gelip yatırım yapıp ve ülkeme faydalı olacaksa ve bir de burada doğmuş anası babası burada olup da 19-20 yaşlarına gelip üniversiteleri bitirmiş olan insanların onların da aile durumlarına bakarak vatandaşlık vereceklerse ben buna hiçbir zaman karşı değilim. Benimle beraber aynı standartta yaşayabilecek insanlara vatandaşlık verirse ona da karşı değilim. Ama gördüğümce televizyonlarda izledik ve utanıyoruz artık bir vatandaş olarak konuşulanları. Vatandaşlık verilecek ancak benim dediğim şekilde verilirse versin. Kimse buna karşı çıkmaz. Her istediğine verecek. Seçimler yanaşıyor diye bunlar bir seçim rantı olacaksa da vereceklerse herkese versinler. Vatandaş olanlar da kendileri istedikleri şekilde oy kullanabilirlerse kullansınlar. İnsanlara vatandaşlık vererek, kandırarak da kendilerine oy çıkacağını tahmin ederlerse çok yanılırlar. Çünkü insanlar artık bu memlekette neyin ne olduğunu artık öğrendiler. Bu memlekette her şey rant. Her şey. Bütün gün baktığınız zaman televizyonlarda bunu buna verdiler, onu buna verdiler. Zaten kendi malları gibi dağıtıyorlar. Ailelerine, etrafına veriyorlar. Versinler bakalım. Yeni vatandaşlık verilmesine karşıyım. Çünkü bunun herhangi bir standartı, herhangi bir yasalara göre uygulaması ne yazık ki ülkemizde yok. Golifa gibi, halkın ağzıyla söylemek gerekirse, dağıtılıyor. Bu belli bir denetime tabi değil, keyfi bir şekilde dağıtılıyor. Ve buranın demografik yapısını değiştirmeye dönük şekilde dağıtılıyor. Dolayısıyla bu Kıbrıs Türk toplumu açısından çok tehlikeli, geleceğini tehdit eden bir uygulamadır diye düşünüyorum ve kesinlikle son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce bu uygulama nasıl olmalı? Yani 10 yıl, 15 yıl süre sarfına mı? Öncelikle burada doğanlar, burada evlenenler, burada hayatını kuranlara dönük farklı uygulanması gerekiyor. Yurt dışından buraya gelip çalışan insanlar vardır. Herhangi bir mecburiyet olmaması gerekir. Burası küçük bir ülkedir. Malta örneği vardır. Oturma izni verilir, çalışma izni verilir ama vatandaşlık vermek o ülkenin kendi uhdesinde olan bir durumdur. Ben Malta örneğinin ülkemize uyarlanabileceğini düşünürüm. Bence herkes için. Mesela evet,
güzel bir şey farklılıklardan insanların bir araya gelmesi ama sanırım bazı yönden de zararlı olmaya başladı. Çünkü bunun bir sonu gelmiyor. Yani bence bir ayarı olması lazım ve hani belli bir düzeyde, belli aileliği, gerçekten bir katkısı olacak olan insanların bir araya gelmesi lazım. Onun dışında belki daha kötü bir ülke olabilir burası. Ve güzel, devamlı versinler, zaten verirler. Yani verilmesini dendiği zaman da verirler. Azalan bir Kıbrıslı var, burada yerli halk var. Kaçıncı sınıf vatandaş olduğunu sormak lazım yetkililere. Ve sonunda ne olacağını bir yorum yapmaları lazım artık. Çünkü burada hakikaten iyi şeyler olmayacak. Ben doğma büyüme Kıbrıslıyım. Gördüğüm şeyler var, bildiğim şeyler var. Ve iyi şeyler olmayacağına inanç getirdim kendi kendime. Ve çok da uzun zamanda değil, yani yakın bir zamanda iyi şeyler olmayacak. Uyuşturucu ile mücadele konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, tüm dünya için çok önemli bir mesele. Uyuşturucu ile mücadele konusu toplumu yakından ilgilendirmekte. Özellikle genç nesiller için uyuşturucu ile mücadele konusunda acil adımlar atılması gerekiyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun bu konuda değerli çalışmaları ve saptamaları mevcut. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek sivil toplum örgütlerinin aktivistlerinde dikkat çekici çalışmaları bulunmakta. Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya, uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu ile mücadele konularını vatandaşa yöneltti. Allah'a dua edeceksiniz. İlkokuldan anaokula geçmesin efendim. Peki neler yapılmalı sizce? Bunların önlenmesi için. Aslında bunların önlenmesi için tedbir alınabilir. Ama balık baştan kokar. En ufandan en büyüğüne kadar bu işlerin içine girersen bu işler önlenmez. Uyuşturucu genellikle genç jenerasyonlar ya da çocuklarda daha da artış gösteren bir durum ve bence bunun tek nedeni ailelerden de kaynaklanıyor olabilir. Yani ailelerin çocuklarına belki daha fazla ilgi göstermesi lazım. Yani onlar tamam okey, fazla sıkmaması lazım ama çocuğa belli bir ilgi gösterilmediği zaman çocuk ister istemez farklı bir arayışlarda olur ve bu da bazen iyiye gitmez. Tek başına belki yaptığı şey doğru bilir ama aslında onu kötüye götüren bir durum ve bunu ancak aile çocuklarıyla ilgilenirse çözüm olur. Bence önlem alınmamasının sonucudur. Bu memlekette 7 tane istihbarat örgütü var. 30 bin tane asker var. 1000 kişilik koca bir polis teşkilatı var. Ve bu kadar küçük bir adada bunlar var. Ama biz kendimizi ne güvende hissedebiliyoruz, ne uyuşturucunun önüne alınabiliyor, ne kaçakçılığın önüne alınabiliyor, ne cinayetin, hırsızlığın önüne alınabiliyor. Bu burada bir devlet olmadığının, aslında bir iktidar, bir yönetim olmadığının göstergesidir. Mafyalaşmanın bu memlekette iktidar olduğunu göstermektedir. Bunun kaynağı budur. İktidarlaşan mafyanın alaşağı edilmesiyle ancak bu sorun çözülebilir. Yıllardır gene bütün vatandaşlar, herkes de bu işin arkasında, bu uyuşturucu dalgası biliyorsunuz. Bonza ermiş, efendime söyleyeyim tüp kazımış, efendime söyleyeyim ne bileyim ne, biz bunları hiç hayatımızda geldiğimizde 1974'lere kadar hiç bilmezdik ne olduğunu. Son zamanlarda bu ülkede bunun ticareti, her şeyi yapılmaktadır ve bunu önüne geçilmiyor, geçilemiyor, geçilmek istenmiyor. Küçük küçük kişileri, kullananları, alıştıranları tutup içeri götürüyorlar. Bu işlerden rant kazananların hiçbirini üstüne tokarmıyorlar. Garibanları alıp götürürler içeri. Ondan sonra bir daha sicillerine geçer bu iş. İleride bir iş sahibi olmak isterse, bir hata yapmışsa onun karşılığını alamaz bu insanlar ve bu ülkede dilenirler giderler. Onun için uyuşturucu işi çok vahim bir durumdadır. Biz burada araçların içinde oturan insanlar olarak günde kaç kişi burada uyuşturucudan sallana sallana geçerleri görürük. Ama bunu baştakiler veyahut da
bu işi takip eden narkotik falan hiç görmez. Onun için bu iş kökten hallolması lazım. Nasıl yapılmalı? Meclisten bir yasa geçmesi lazım. Caydırıcı olması lazım cezaların. İçenlere değil, alıştırılanlara. Çünkü içenler bilmiyor, bir daha deneyim der. Ondan sonra devam eder gider, onun suçu yoktur. Onu o yola itenleri tutmaları lazımdır. Benim siyasi görüşüm budur. Denetimsizlik. Şu şekilde ülkeye giren, yani her gün gazete yaşamıza ülkeye giren herkes, havalimanından gelen herkes bana diyor ki yol geçen hanımmış gibi, elinde uyuşturucundan geliyor. Tabii ki köpek yakalıyor onu, polisimizin köpekleri yani tesisatları yakalıyor. Ya iyi ki yakalıyor en azından, ama şunu bir söyleyeyim. Ülkemizdeki çok fazla özentilik, bu uyuşturucu olay aslında şey değildir, bu bağımlılık değil, bu bir özentiliktir. İnsanımız Avrupa'daki saçma sapan şeylere özenmesinden dolayı ortaya çıkan bir şey. Çocuklar bile artık özenmeye başlıyor ne olduğunu. Babası sigara içiyor çocuğun yanında, çocuğu sigaraya başlıyor. Ondan sonra sigarayı tatmin edici bulmuyor, başka bir şey başlıyor. Aslında ailenin içinde gelen bir şeydir bu. Aileden başlayacak bu eğitim, sadece şeyden değil yani. Ülkenin veya devletin veya polisin yaptığı bir şey değil aslında bu. Yapması gereken bir şey değil bu. Esasında aileden başlar. Çocuğun yanında sigara içmemeyi öğreneceksin. Çocuğun yanında içki içmemeyi öğreneceksin. Ki o çocuk kötü alışkanlıklara alışmasın. Budur en başta temel. Evde başlar temel eğitim. Sonra okulda devam eder. Polisin çok sıkı denetim altına alması lazım. Ve polisimiz gerçekten güzel işliyor. Ben görüyorum. Ama daha artık hiç olunmayan yerlere polisin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi lazım ki insanların bir noktada kurtulsun. Boşanma vakalarındaki artışla birlikte gerekçeler de değişti. Sosyal medya kullanımı da artık bu gerekçeler arasında. Şiddetli geçimsizlik, aldatma ve benzeri gibi boşanma sebeplerine özel hayatın sosyal medyada paylaşılması, karşı cinsle sanal ortamda iletişimle bulunmak, sosyal paylaşım sitelerinin şifrelerini eşinden saklamak, akıllı telefonlar ve bunların şifrelenmesi gibi nice sebepler eklenmiş bulunuyor. Peki sosyal medya gerçekten boşanma sebepleri arasında mı? Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya, sosyal medyanın evlilikler üzerindeki etkisini vatandaşa sordu. Şey söyleyeyim sana, ekonomik özgürlük. Ekonomik özgürlük. Başka hiçbir şey değil. Herkes istediği gibi yaşamak için ekonomik özgürlüğünü kurtarmıştır. Bu ekonomik özgürlüğe dayandığı için her şey oluyor. Sosyal medyadan kaynaklı mı sizce? Bir sosyal medya artışı da var. Etkiliyor mu sizce? Etkiliyor tabii. Herhalde etkiliyor. Muhakkak etkiliyor. En büyük sebebi yanlış sebeplerden dolayı evlenme. Burada da toplum baskısı. Toplum çok önemli. İşte yok babası istedi, yok zamanı geldi, yok yaşı geldi, yok affedersiniz tohuma kaçtı bilmem ne. Ondan dolayı sırf böyle yani böyle toplumsal baskılardan insanlar evlenir. Yanlış sebepler. Aşık olmadan, birine sevmeden, güvenmeden evlenmemen lazım. Ha, evlenirsen işte böyle olur. Ha, bence bu. Bir de bunun dışında sosyal medyanın da çok büyük etkisi olduğu araştırmalarda görüldü. Sizce böyle bir şey var mı? Yani Facebook kullanımı? Tabii ki şimdi araştırma yapıldıysa yani bir şeyi vardır. Yani bir doğruluk payı mutlaka vardır. Peki siz günde toplasanız kaç dakika kullanırsınız ya da kaç saat kullanırsınız sosyal medyayı? Sosyal medyayı? Şimdi şöyle bir şey, yani öyle bir zamanda yaşadık ki zaten cep telefonlarında full açık. Yani ben nasıl diyeyim, yani çok fazla günde yani bir saat iki saat diyemem size ama daha ekseriyet akşamları işte eve gidince yani 45 dakika bir saat herhalde, yani bilmiyorum ama yani bu şeyle evlilik konusunda sosyal medyadaki yapılan paylaşımların, beğenilen fotoğrafların, yapılan yorumların falan mutlaka şeyi vardır, etkisi vardır ama onda biraz insanın mentalitesiyle de alakalı. Yani sosyal medya sosyal medyadır, nedir yani, bir fotoğraf beğenmişsin veya bir şey paylaşmışsın, yani bunu karşındaki bunu anlayışla karşılayamayacaksa. Bütün mesele bir nedir? İnsanlar ekonomik yönetir işte mi? Kavga başlar, dırdır başlar. Dırdırdan sonra insanlar kopma başlar. Derkana işte
psikolojik yönden ayrılıklar başlar. Nuray tam ayrılıklar dönüşüyor bu. Yani bütün meselenin en şeyinde ekonomik nedenle dayanır. Ha diyeceğim bana ama maaş alan bir kadın iki maaş giren bir evde de ayrılma oluyor. Onlar da paranın fazlalığından ayrılırlar. Çünkü der o zaman da ben kendimi ayrılsam da çekebilirim der. Ama bence bütün mesele insanın genindedir. İnsanın vicdanındadır. İnsan kendine yarattığı düzenin içerisinde her şeyi olumlu ve olumsuz olan her şeyi yaşar. Olumsuz olarak da işte ayrılmalar olur, trafik kazaları olur. İnsan, insan olduktan sonra birçok şey düzeleceğine inanıyorum. Boşanma konusunun artmasının nedeni aslında eşinin kocasına, kocasının eşine çok saygılı olması lazım. Ve birlikte bu bizde bir laf var işte yastığa baş kodumuzda sonuna kadar gideriz. Ama internet, Facebook üzerinden artık insanlar bakıyor kim nerede eğlendi. Halbuki işte fotoğraftan, internetten alıyor, resmini atıyor. Yani o günü yaşıyor, bu günü yaşıyor. O saygı diye bir şey kalmamış. Yani azı bulamadan çoğalmaya gidiyorlar. Siz biraz da diyorsunuz ki sosyal medyanın da evlilikleri bitirmede payı var. Kesinlikle. Valla ben sosyal medyaya inanmıyorum. Çok fazla bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Benim burada sabrımız bizim çok az kaldığını düşünüyorum. Yani değer yargılarımızı yitirmeye başladık. Bir saygı çerçevesi içerisinde evlilikler sürdüğünü düşünüyorum. 23 yıllık evliyim ben de. Bence önce insanları dinlemek gerekiyor. Biz birbirimizi dinlemekten vazgeçtik toplum olarak. Yani karşı görüşümüz, düşüncemiz ne olursa olsun birbirimizi dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz dinlemiyoruz. Evlilikler de bundan dolayı çok çabuk sarsılıyor diye düşünüyorum. Eşim de Facebook kullanıyor, ben de kullanıyorum, benim çocuklarım da kullanıyor. Ama hani siz şöyle söyleyeyim, herkes kendi kapısının önünü süpürürse orada bir pislik olmaz. Yani sizin nasıl baktığınız önemli, niyetiniz önemli. Demek ki bizim niyetlerimiz bozulmaya başlıyor. Yine söylüyorum, bakın eğitimle alakalı durumlar. Yani biz her bize yüzümüze gülene dost da diyemeyiz. Her yüzümüze gülmeyene düşman da diyemeyiz. Yani olaya birazcık böyle bakmak, belki polyanacılık oynuyorum ama olaya birazcık da böyle bakmak lazım. Önce kendimize bakıp değer yargılarımızı unutmayıp büyüğümüzü küçüğümüzü bilmek gerektiğini düşünüyorum. Değer yargılarını kaybediyoruz. Benim nacizane fikrim bu. Facebook'tan herkes geçmişe dönük arkadaşlıklarını buldu. Lise arkadaşlarını, ortaokul arkadaşlarını buldu. Bu arada eski aşklarını da buldu. O yüzden bu eski aşklar yuva yıktı. Yani böyle bunları yaşayanlar da oldu. Doğru kullanmayanlar oldu. O yüzden yıkıldı. Yani sosyal medya bu şekilde etkilemiş olabilir. Ama bunun yanında mesela ekonomik şartların çok kötü olması var, geçim sıkıntısı var. Yani ne bileyim işte kültür farkı var ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Sevgi, saygı ve özveri yok. Kimse kimse için fedakarlık yapmıyor. Tabii boşanmaların sadece Facebook'tan alakalı olamaz sebepleri. Bunların bir sürü sebepleri olabilir. Sadece bizim ülkemizden ilgili değil aynı zamanda bu. Bütün dünyayla ilgili de bir şeydir. Boşanmaların sebebini sadece Facebook'a bağlamak bana doğru gelmiyor. Ama bunu da öğrenmek için gene araştırmalar yapılmalı tabii ki. Peki sizce neden var? Neden artıyor boşanmalar? Tabii bir kere tüm dünyada bir yozlaşma var. Onu söyleyeyim. Eskiden ailelerimize baktığımız zaman işte annelerimize, babalarımıza, dedelerimize ilişkiler çok daha farklı bir şekilde seyrediyordu. Tabii şimdi ekonomik gelişmeler, sosyal gelişmeler de bunlara etki ediyor. İnsanlar daha özgür.